Cümleten selamünaleyküm gençler, ben Kadmece ve bugün sizlerle arkadaşlar Atlas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Aha, Kadmece. Bugün başta da gördüğünüz gibi bir karşılaştırma videosu yapacağız arkadaşlar. Şu anki bulunduğumuz claim normal bir claim. Ama bugün tarla claim'i. Tarım claim'i alacağız. Tarla değil mi? Tarım claim'i herhalde. Aynen, tarla claim'i alacağız gençler. Normal claim'den 5k daha fazla ama bundan en fazla 3 tane alabiliyoruz ve üretimin %15 daha hızlı olduğunu söylüyor. Yukarıya gençler şöyle gördüğünüz gibi 200 adet pistonluk farmı yaptım. Yukarıya bir çıkalım. Şu anki kullandığım shader pack gençler ultra pack diye geçiyor. Normalde medium kullanıyordum ama şu an ultra kullanıyorum. Çünkü biraz düşünün de mantıken de bak burayı görebiliyorsun ama ilerisi biraz daha bulanıklaşıyor. Normal hayatta da öyle uzakları net göremezsin ya, onun gibi. Şu şekilde gençler 3. katta bu kadar büyük ediyor. Az değil yani. Bu da bayağı var, büyüklüğü yani. Buralara dökmemin sebebi eşit olsun, garip görünmesin diye gençler. Oralara da su döktük yani. Şu iki tarafı. Öbür taraflar zaten etkileşimde. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bir inelim abi. Çiftçimize bir bakalım. Çiftçiye geldiğimiz arkadaşlar toplamda 10k ürettiğini görüyoruz değil mi? Ve bunu direkt satacağım abi. Ne yapıyorduk? Depo 1'e satmak, depo tüm eşyaları satmak için shift soldum. 2475 TL verdi. Aslında bir 3000 küsur olurdu ama envanter alıp satsak. Neyse 8. Şimdi şunu hemen bekletiyorum gençler. Bir süre AFK kalacağım. Üretimine bakacağım. Bir 2-3 dakika AFK alacağım. Şimdi ardından yan tarafa bir farm alacağız. Oraya bakacağız. Ona göre karşılaştırma yapalım. Evet gençler, bakalım hemen. 319 adet. 319 tane bal kabağı biriktirmiş. 6 dakikada. Hemen hemen bir 6 dakika, 6-7 dakikada bir o kadar biriktirmiş. Şimdi shader pack'i kapatacağım. Gördüğünüz gibi gece gençler night vision pack'te daha hızlı hareket edeceğiz. Aslında shader pack'le oynamak gerçekten güzel bir şey de gençler. Videoda karanlık düşürdüğünde güzel olmuyor. Şimdi ikinci claim'imiz için gençler gördüğünüz gibi pistonları ayarladım. Bunların hepsinde bayağı yüklü miktarda demirler var gençler. Gördüğünüz gibi lapisler, kızıl taşlar, kömürler. Bunların içinde full birer stack kömür koymuştuk. Onlar falan var. Bir ölüm yaşadık gençler madende. Kılıç ve kazmamız gitti. Kazmayı tekrardan yaptım ama kılıcı artık videonun sonu yaparız. Ardından kardeşimizin biri zaten SS'de koymuşumdur. Netherite setmet başladı. AFK kalırken gençler balık stol fullenmişmiş, balıklar da sattım. Balığı, çiğ balıkların envanteri yani 299, 2112 falan işte 7'şer kaya falan sattık gençler, 7400'e. Taka sattı Yusuf kardeşimiz. Taka kabul diyorum bir. Ne atacak merak ettim. 11 stack redstone. Eyvallah kardeşim, sağ olasın, cansın, seviliyorsun. Hemen bunu bir blok yapayım abi. Kalanını şuraya koy. Bloğu da şu şekilde. Tamam. MSG. Arkadaşlar şimdi hemen tarım klemini aldım arkadaşlar. Üzerine gelmiyorum çünkü koordinatlar ortaya çıkıyor. Tarım klemini aldığım yere gideyim geleyim. Buranın klemini aldık gençler. Arka tarafınkini almışız. Yanlış aldık ama neyse. Hemen F3G'yi kapatmayacağım hiç. Buraları gençler boşaltayım geleyim ben de. Gençler gördüğünüz gibi burayı bu şekilde kazdık. Şurayı da bir tık dıştan kazabiliriz. 0'a 0 kazmadım bilerek arkadaşlar. Şu şekilde göstertecek olursam. Gördüğünüz gibi bunu iki blok dışarıdan yaptım. Burayı kaplarken de bir blok dışarıdan kapladım. Niye böyle bir bilgi verdim bilmiyorum. Ardından gençler şu farmın aynısını buraya bir yapacağım. Şimdi onu videoda hızlandırma veyahut da videoda göstermek istemiyorum. Çünkü zaten farmı yaptık. Farm videosu değil. Kıyaslama videosu. O yüzden dolayı arkadaşlar bu farmı buraya yapacağım. Şu an 6'ın 22'si saat 13.35. Belki bunu 2 gün sonra çekeceğim videoyu bittiğinde. Biliyorum, sadece bir giriş videosu olsun dedim. Onun dışında bu farmın yani aldığımız tarım arazisinin özelliklerinden biri gençler. 200 pistonu şu şekilde yaptın değil mi abi? Kaktüste para yok. Evet ama gerçekten yani biraz da olsa gıdıklasa bile desen gençler. 3 tane tarım arazisinin üst tarafına. Bakın 200'ün üst tarafına kaktüsü düz abi. Az az gelirse bile. Yine de bir miktar para sizin elinize geçecek. Hiç yoktan iyidir yani. Bana göre şahsi görüşüm bu gençler. Ardından şunlar içindeki madenleri bir alalım. Ne kadar madenimiz var onu da bakalım. Video dışında dediğim gibi gençler maden kazıyorum. Zaten mesleği de gösterdiğimde demirleri falan kastığımı öğreneceksiniz. Slash meslek diyorum. İkinci seviyenin %42'si bitti gençler. 231.14 XP kasıldı. Bunun ne kadar zor kasıldığını gençler. Yani ya kasan arkadaşlarımız bilir. O zaman arkadaşlar karşılaştırma tarafı zamanı gelince görüşürüz. Selam gençler, devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere karşılaştırma yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi ilk önce farmı göstereyim. Farmdan önce buraya kediler getirdim gençler.
base'den çıktığımda gene de creeper'lar geliyordu. Creeper'ların yaklaşmaması için kediler buraya getirdik gençler. 200 pistonluk bu farmda gençler. Tam tamına 200 piston var. Burada da ben verimini biraz gördüm ama sizlerle karşılaştırmak istiyorum. Burada AFK'cı arkadaşlar geçen sağ taraftaki farmın ne kadar ürettiğini hesaplamıştık arkadaşlar. DD1NC6R5225 kardeşim eyvallah. Seni seviyorum yazmış. Biz de sizleri seviyoruz arkadaşlar. Buranın hesabını yapmıştık arkadaşlar. Şimdi şeyi sıfırladıktan sonra çiftçimizin içine giriyoruz. Balka bazı stoklarını sıfırladıktan sonra arkadaşlar ne kadar kastığımıza bakacağız. Şu an 8133 var. Tek tek alıp yapmayacağım arkadaşlar. Tümünü satmak için shift sol tutuyor. Sıfırladık ve bir AFK kalalım. Ne kadar geliyor bakalım. Gençler 770 adet birik. Bu işte bir terslik var. Neden diyeceksiniz? 391 adet normal farm biriktiriyor, tamam mı? 350-350-700 yaptı desek abi. 91 desek 330 adet bu farm yapmış oluyor. Dediğine göre oyunun. Yani normalde etkisi vardır. Belki yoktur. Bilmiyorum şu an. Bayağı kararsız kaldım çünkü öbür şeye baktığıma göre daha düşük bir verim oldu. 8 dakika diye hatırlıyorum. O yüzden belki de yanlış da tutmuş olabilirim arkadaşlar. 8 dakika diye hatırlıyorum ama. Onu söyleyeyim. 8 dakika desek. Tüm eşyaları almak için. Pardon, soltuk. Sat. Envanter. Fazla para gelmeyecek. Şöyle yapalım. Bir de şeyi soran arkadaşlarım sormuş. Niye karpuz yapmıyorsun diye. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim amacım bu farmı büyütmek. Yani böyle 2-3 şu kadarlık veyahut da 6-7 claimlik yapacaksan abi karpuz tamam okey. Ama benim amacım 6-7 claimde bitirmek değil, daha da büyütebilmek. Büyütebilmek olduğu için de büyütünce karpuz çok hızlı bir şekilde dolacak claim'e, çiftçiye. Onu da satmakla çok fazla uzun süre kaybetmiş olacağız. Sonradan da değiştirmek çok vakit alır. Şimdiden başlatayım dedim yani karpuzu. Şunu bir üstte de alabiliriz. Orada da durabilir. Onda sıkıntı yok. Çünkü yukarıdakiler sadece oradan etkileşim yapıyor. O taraftan yapsan da etkileşim yapmıyor. Yani şunu da yaptık da bir işe yaramadı. Bu arada ben bir daha öldüm. Sen de çok ölüyorsun lan diyeceksiniz. Abi çok saçma şekillerde öldüğüm için gerçekten biraz salaklık var. O yüzden dolayı bir set çekelim. Koruma 4. Kardeşimizin verdiği hediyelerle. Üçüncü kez Zeus kazma yapıyorum abi. İyi ki spawner var. Spawner olmasa ayva yedik. Elmaslar da inşallah kasarız. Şimdi şuraya getiriyoruz. Koruma 4 yapmak önemli değil. Bir de ona kırılmazlık yapmak önemli gençler. Koruma 4 kitapların burada var mı? Hiç bakacağım sadece. Çünkü hepsi aşağıda. Şimdi dün ayarladım. 1, 2, 3, 4 adet koruma 4'ümüz var arkadaşlar. Ama bunların hiçbirinde kırılmazlık yok. Olay o. Seti koyduğum anda ne gelecek ona bir bakabilirim. Hiç kırılmazlık yok. Kırılmazlık kitabını bulmak nasıl oluyor gençler ya? Bir bilgem verse söylesin ya. Gece kırılmazlık biraz sıkıntı. Mesela bunu koydum, dikenler 2 veriyor. Dikenlere korumaya çeviremiyorsun abi kitapla nedense. Bende olmadı. Koruma veren yok mu lan? Kırılmazlık veriyor da Allah bilir ne verecek bu ya. Artı 30 levelim yokmuş benim. Şimdi şuraya koyuyoruz abi. Koruma 4. Bunu da koy. Koruma 4. Bunu da koy. Koruma 4. Buna hemen bir gir çık yapsam yeter ya. Şu içerideki XP'ler. 10 tane ocağın hepsinde birer stek şey erittim. Birer stek arkadaşlar balık pişirdim. Erittim de. Balığı pişirdim. Şimdi hesaplamam istediğim olay şu. 10 stek balık ile normal balık ile pişirdiğimiz balıklar arasında ne kadar fark olacak? Ya biraz fark var. Biri 4'e biri 6'ya mı ne satılıyordu? Ama gerçekten değer mi? Ona bakacağım. Bakamayacağım. Morinam yokmuş. Hepsini satmışım. Biraz troll gibi oldu anasını satayım videoya. Şuradan alalım abi balıkları. Bu arada iyi level geldi ha. 8 olduk direkt. 9. 10. Şöyle 11. Şöyle de 12 level. Sat envanter diyorum tekrardan. 3840 liraydı. 640 tanesi gençler. Şu şekilde açıklayayım. Yukarıda var mı abi sattıklarımdan? 10-12 stek. 12 stek de değil. Tanesi 4 lira işte. 1000 tanesi gençler. Tamam mı? 1000 tanesi 4000 mi ediyor? O civarlarda bir şey diyor ya işte. Şimdi şunu bir öldüreyim ilk. Flash market diyorum. Hemen bakalım abi. Sen de iyisin kanka. Yoo. Burada o zaman. Yoo. Yeme, ha, balıklar buradaymış lan. Çiğ morna 3.5 abi, pişmişi 6 lira. 2.5 TL fark yapıyor. Yani pişirmek daha mantıklı geliyor bana. O yüzden dolayı şimdi ben pişirmek istediğim için arkadaşlar böyle yukarıda ocaklar olup falan bunlarla uğraşmak istemiyorum. XP'leri umurumda değil abi. XP'leri ayarlarız sonra da. Bunları hemen alıyorum buradan. Yerimiz dar. Ona sözüm yok. Ama
camın önünü kapatmamız yasak diye de bir kanun yok arkadaşlar. Şimdi şuradan biraz demir alıyorum. Odun alıyoruz. Sandık alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sandık yap abi. Şimdi 4 tane huni lazım abi bize. Pardon 6 tane. Yine yanlışlık. Demirimiz bir tane kalıyor. Şimdi gençler bir tık önden yapıyoruz. Şu şekilde. Düzene önem vermiyorum. Çünkü burası değişecek arkadaşlar. Evet gençler şimdi şunun arkasından da 2 tane bağladık mı? Yukarıdan veriyoruz abi. Bu içinde yakıyor. Şimdi şöyle kömürleri basayım. Ardından hunilerine basacağım. Kömürleri 2 stack artı 21 buraya. 2 stack artı 21 de o tarafa. Şimdi arkadaşlar bayağı bir vote kasası birikti zaten. 9 tane vote kasamız var. Spam diyeyim. Video başladığımızda 7 mi neydi işte. O gün video başlayıp koyduğumla beraber 7 herhalde. Dün de yaptım. 8 oldu. Bugün de yaptım. 9 oldu. Bu kadar uzun niye sürdü? Arkadaşlar farm gerçekten uzun sürmüyor. Çok kısa bir süre sürdü farm. Ama işte ben vaktim az olduğu için, fazla vaktim olmadığı için uzun süre yapmış gibi bir şey oluyor. Set haricinde inşallah güzel şeyler çıkar diye umut ediyoruz. Altın blok çıktı. Bilmiyorum. Altın çünkü işimize yaramıyor. Sadece para kasıyoruz altınla abi. Bot çıktı. İşime yaramaz. Ekmek çıktı. 12 yazıp 6 verdi. Bu iyice sıkıntı. Demir bot zırh çıktı. 8 adet zümrüt çıktı abi. Güzel. Zümrüt güzeldi işte. Elmas kazma çıktı. Bu benim biraz işime yarar. Çünkü set yerine elmas çıkmış oldu. Biftek 12 deyip zaten 6 tane veriyor. 12 tane altın çıktı. Bu arada tüccara koyduğumuz bütün kitaplar gençler. O tüccara koyduğum video atılmadan tüccara da satılmış abi. Teşekkür ederim alan herkese. Şimdi şunlardan da 32 tane havuç çıktı. Havucum yoktu deyip kendimi öyle motive edeyim artık. Tüccara gösterdiğim bir bakalım bir daha doğrusu. Altına bakacaktım ben. 6, 16 adet satan var. 70 liraya koyan var. 73, 74, 70 liraya kadar inmiş yani. Ben 450'ye koyduğumda altın stone bitiyordu 450'ye gençler. Şimdi 70'e kadar inmiş ya. Altın bayağı gitmiş. Fakirlemiş. Aster ya gidiyorum tekrardan. Bulunduğum öldüğüm koordinatta gençler. Çankında. Yani belli bir çank aralığında. Oyuncu yoksa itemlarımız silinmiyormuş. Bu çok hoş. Ama yeniden doğduğunda abi çok fazla uzağa spamlanıyor. O zaman arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.